Evet, sigorta gündemiyle karşınızdayız. Sigorta gündeminde yurt içi tarafta hangi başlıklar var? Öncelikle geçtiğimiz haftadan bu yana neler konuştuk? Hızlıca bir onları ekrana getirerek başlayalım. Doğal Afet Sigorta Kurumu, Sigortalar Kurumu, DASK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Fatma Ebru Genç Osmanoğlu atandı. Dolayısıyla artık DASK'ın yeni YKB'si Yönetim Kurulu Başkanı SEDDK Başkan Yardımcısı Fatma Ebru Genç Osmanoğlu olacak. Sektörden yeni bir atama, yeni bir ismi duyuralım istedik biz de. Devam edelim. Genel Sigorta'nın DUKROS'un açıklamaları var. Modüler sigortaya olan talep ilk 8 ayda yıllık %25 arttı demiş ve her bütçeye ve beklentiye uygun ekonomik sigorta çözümleri sunan modüler sigortanın günümüzde farklı bir sigortacılık deneyimi vaat ettiğinin altını çizmişler. Önümüzdeki dönemde zaten burada da rakamları aktardık. 2021 ve 2022'nin yani hem geçen sene hem de bu senenin ilk 8 aylık bazı alındığında %25 oranında bir artış olduğuna dikkat çekmişler. Devam edelim buradan. Doğa Sigorta'dan Kırmızı'nın açıklamaları var. Tüketim ve yatırım alışkanlıklarının değiştiği ve enflasyonun hayat pahalılığını zorladığı süreçte aslında bireylerin de varlıkları sigorta etmekten kaçınmaları ciddi bir sorun haline geldi diyor Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı. Çünkü bu kadar yüksek bir fiyat vererek bir mala ulaşıyoruz. Yani bu araba olabilir, evi sigortalamak olabilir, herhangi bir işte son dönemde yazın işte tekne, motor, yat bunları konuştuk. Bu kadar pahalı araçları aslında ulaşarak zorlandığımız bir dönemde sigorta etmekten kaçınmak çok büyük bir sorun. Finansal okuryazarlığın belirli seviyelerde olduğu ülkemizde vatandaşların sigorta konusunda bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor dediler. Ve son olarak da bu payı aktarayım size. BES tarafına da geçeceğiz. Bu hafta BES'i konuşacağız dedik ama oraya gelmeden bu payıcı bademde dijital dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü söylemiş ve şirket kurumsal sağlık sigortası sözleşmelerini de dijitalleştirmiş. Şimdi son maddemiz BES'teki son verilere dair. Şimdi ben hızlıca bir bireysel emeklilik sistemindeki verileri size aktaracağım. Sonrasında da araştırma uzmanımız Çağlar Kuzlukluoğlu bize şimdiye kadar bireysel emeklilik sisteminde fonlar nasıl bir performans sergiledi? Gerçekten bu kadar enflasyonist ortamda tasarruflarımızı orada koruyabildik mi? Tüm bu detayları Çağlar'dan alacağız ama son rakamlar ne BES'te? Şimdi 14.2 milyonu aşan katılımcı sayısı ve 349.8 milyar TL'nin üstüne gelen fon büyüklüğüyle ülkemizde tasarruf denildiğinde ilk akla gelen yapı zaten. Şimdi teveccüh giderek artıyor ve BES'e özellikle Anadolu kentinin nüfusu kadar her ay 100 binden fazla kişi giriş yapıyor. Bu yılın başından 14 Eylül'e kadar yani yıl başından geçtiğimiz haftaya kadar toplamda 883 bini aşan yeni katılım gerçekleşmiş ve 1.3 milyon sözleşme sayısının düzenlendiğini söyleyebiliriz. Çocukları BES'e dahil eden ailelerin de 15 aylık sürede her bir 18 yaş altı katılımcı için ortalamada 2700 TL birikim yaptığına dikkat çekiliyor. Bunu da FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürk söylemiş ve demiş ki kümüle BES'teki büyüklüğün yanı sıra 18 yaş altı katılımcıların da katkı paylarına göre farklılaşacak şekilde şu ana kadar ortalama 700 TL devlet katkısına hak kazandılar. Temmuz ayındaki asgari ücret düzenlemesinin ardından da bir yıllık azami devlet katkısının da 20.665 TL'ye ulaştığı düşünülürse mevcut katılımcılar katkı payı tutarını arttırarak daha fazla devlet katkısı alabilir demişler. Peki bu farkındalık nasıl? Hemen gidelim buradan araştırma masasına. Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Çağlar hoş geldin. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu hafta bize katıldığın için. Detaylar sende. Ben de programı açar dedim ki gerçekten tasarruflarımızı besin içerisinde koruyabildik mi? Getiriler nasıl? Senden dinleyelim. Güzel merhaba. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Açıkçası 2013 yılında devlet katkısının devreye girmesinden sonra Türkiye'de tasarrufların birikimlere yönlendirilmesi, birikimlerin değerlendirilmesi anlamında gönüllü BES ardından da otomatik katılım sistemi dikkat çekici unsurlar olarak karşımızda durur vaziyette. Bilhassa dünyadaki uygulamalar bir yana Türkiye'de enflasyonun seyri ve piyasalardaki hareketlilikle beraber baktığımızda BES fonlarının performansları da doğal olarak
bilhassa kabaca son 10 yılda dikkatle izlenen veriler. Şimdi Güzem, burada borsadaki geçtiğimiz haftaki dalgalanmaları hepimiz takip ettik ama özellikle geçtiğimiz haftanın başına kadar 8 haftalık bir Borsa İstanbul'da yaz rallisi görmüştük. Dünyadaki gelişmeler bir miktar Ağustos'un ortasından sonra negatife evrilse de biz 2-3 haftada pozitif seyretmişti. 14 Temmuz'u başlangıç olarak aldık burada. 14 Temmuz'dan geçtiğimiz Cuma gününe kadar gönüllü BES içerisindeki fonlara baktığımızda ki burada BIST 100'ün 2382 puandan 3377 puana geldiğini söyleyelim. %41,76'lık yükselişle. Burada Güzem, BES fonları içerisinde değerli izleyicilerimizin gördüğü üzere çok ciddi bir hisse senedi hakimiyeti var. Doğal olarak BIST 100'deki bu seyrin buraya da yansıdığını görüyoruz. %57,4'ten %42,9'a kadar ki biz ilk 10 fonu aldık. Yani BIST 100'deki %41,76'lık yükseliş burada da bu değer ve üzerinde BES fonlarında getiriye neden olmuş durumda. Peki BES uzun vadeli bir yatırım, BES uzun vadeli bir birikim aracı diye konuşuyoruz. Önceki yıllarda baktığımızda ise 2021-2020 yıllarında baktığımızda aslında BES fonlarında değişken piyasa görünümüne paralel katılımcıların birikimlerini nereye yönlendirdiğine ilişkin açıkçası en son olarak 6'dan 12'ye çıkan değişiklik hakkı söz konusuydu. Tabii bunu BES'in ilk devlet katkısı geldikten sonra %4'ler %5'ler civarında olan toplam katılımcılar içerisinde fon değişikliği gerçekleştiren oranının %20'lere kadar geldiği bir ortamda konuşuyoruz ama halen tamamıyla BES katılımcılarının fon değişikliğiyle ilgili çok aktif olmadığını söyleyebiliriz. Her ne kadar piyasalardaki hareketlere paralel BES fonlarında da buna benzer performanslar görsek de burada fon değişikliği konusu ayrı bir kıstas. İkinci grafiğimizde de önceki yıllarda Eurobond ve altın daha çok dövizdeki yükselişten etkilenen fonların seyirlerini izliyorduk ama bu sene başından itibaren örneğin altın fonunu baz alırsak Güzem, burada %47,85'lik enflasyonun sene başından itibaren görülen altında kaldığını görüyoruz. Altın fonundaki getirilerin açıkçası 385 fon içerisinde sene başından itibaren Ağustos enflasyon rakamlarıyla baktığımız zaman Güzem, 149 fonun enflasyon ve üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. Yani Borsa İstanbul'da bir pozitif seyir var. Yaz rallisine baktığımızda ağırlıklı olarak hisse senedi fonları içerisinde gönüllü BES tarafında bunun yansımasını görüyoruz. Ama sene başından itibaren altın ve hisse kıyasladığımızda hisse pozitif tarafta, altın enflasyonun altında. Toplama baktığımızda da TEFAS'ta yer alan 385 gönüllü BES fonunun 149 tanesinin burada enflasyonun üzerine getiri sağladığını görüyoruz. Yani yarıdan az. 18 yaş altı BES'e de değinmek isteriz. Burada özellikle 18 yaş altındaki bireyler için geçtiğimiz yılın yaz aylarına yaklaşırken bir açıkçası uygulama devreye konuldu. 89 kişiyle başladı Güzem. 8 Eylül verileri itibariyle de Emeklilik Gözetim Merkezi'nde 444 bine ulaştığını görüyoruz. Yani buradan şöyle bir toparlama yapabiliriz. Herhangi bir yaş grubundan katılımcıların dahil olduğu gönüllü BES tarafı için konuşursak piyasadaki enstrümanlara paralel tematik fonlar var. Buradaki fonların da açıkçası piyasalardaki seyre benzer olarak performanslarını görüyoruz ama bu performanslar yıllık ya da baz aldığımız dönem itibariyle o enstrümanlara paralel olarak şekilleniyor. Bu senenin kazandıranı diyelim BIST ama bu sene toplam fonların içerisinde de yarıdan azı enflasyonun üzerinde kalabilmiş. Yani BES'teki performanslar da enflasyona oranla biçimlenmiş. Pozitif tarafta kalabilenler de fon tercihlerini herhalde doğru yapanlar diye bağlayabiliriz. Çağlar, birkaç sorum olacak. Sen hisse piyasalarına dair detayları, yani daha doğrusu borsadaki detayları paylaştın ama borsadan bağımsız. Mesela sabit getirili menkul kıymetler, işte değerli metaller ya da yabancı enstrümanlar, yabancı hisse senedi fonları gibi başka birçok enstrüman da var. Oradaki trendler nasıldı? Hem getirilerde hem de talep olarak. Aslında Güzel, BES'te sözleşmelerin faiz içeren enstrüman bulundurması veya bulundurmamasına oranla buna bağlı olarak katılım katkı ve standart katkı fonları var.
standart katkı fonlarının içerisinde belirli vadede belirlenmiş olan mevzuatça katkı fonları yer alıyor ve faizli katkı fonlarına baktığımız dönemde de özellikle katılımcıların son dönemde bizim 2 ve 10 yıllık tahvillerde izlediğimiz seyre paralel buradaki düşüş öncesinde negatif tarafta kaldığını görüyoruz. Yani enflasyonun altında da değil, sene başından itibaren özellikle Türk tahvil faizlerindeki yükselişe paralel katkı fonlarının götürüde olduğunu görüyoruz. Ama özellikle son 2 aylık süreçte burada tahvillerdeki faizin düşüşünün katkı fonlarına da pozitif yansıdığını gördük. Hatta 2 aylık bazda baktığımız zaman da katkı fonları içerisinde yukarıda kalanlar var. Faizsiz katkı tarafına baktığımız zaman da burada ağırlıklı olarak kamu kira sertifikalarının olduğunu görüyoruz ki katkı fonları söylediğim gibi seçilen sözleşmenin açıkçası niteliğine bağlı olarak yer alınan emeklilik şirketi tarafından tahsis edilen iki tip fonda oluyor. Burada kamu kira sertifikalarında enflasyon karşısında açıkçası özellikle son 2 yıllık gözle bakarsak çok da yukarıda kaldığını söylemeyebiliriz. Diğer fon tiplerine geldiğimiz zaman da güzel yatırım fonlarından aslında tematik fonlara alışkınız. Örneğin yurt dışı enstrümanların bulunduğu fonlar var. Hatta bu sene emtia tarafındaki yükselişlerin yatırım fonları içerisinde emtia nitelikli enstrümanlara yatırım fonlarda öne çıktığını, 2021'de örneğin işte elektrikli araç, yarı iletken gibi yatırım fonlarının öne çıktığını görmüştük. BES'te de açıkçası böyle tematik fonlar çıkmıştı. Ama 2022'de bakarsak buna, 2021'de tıpkı yatırım fonlarında olduğu gibi yurt dışındaki borsalarında seneyi en azından pozitifte kapatmasından kaynaklı olarak pozitif performansların olduğunu görmüştük. Aynı görüntü BES'te de vardı ama 2022'de özellikle ilk 6 ayda küresel borsalardaki düşüşler BES fonları tarafındaki tematik fonları da negatif etkilemiş vaziyetteydi. Zaten yaz rallisinde baktığımız tablonun aynısını 2022'nin başından itibaren aldığımızda da BES fonlarının geneline yayıldığını görüyoruz. Yani Türk hisse senedi fonlarının öne çıktığını görüyoruz. Tıpkı yabancı enstrüman bulunduran fonlar gibi geçtiğimiz yıllarda öne çıkan döviz yükselişi kaynaklı olarak Eurobond fonlarının ve yabancı enstrüman bulunduran fonların bu sene geçtiğimiz yıllara oranla bir miktar daha geride kaldığını görüyoruz. Yani güzel sabit getirili tarafta enflasyonla baş etmek fon tarafında açıkçası BES için çok kolay olmuyor ama katılımcıların özellikle örneğin BIST'teki yükseliş sonrasındaki BIST'e yönelmesi ve fon portföylerinde Borsa İstanbul'a ilişkin enstrüman barındıran fonlara yönelmesi onların bir miktar daha getiri performanslarını iyileştirir vaziyette bu sene. Ama her yıl altını sık sık çizdiğim gibi bu konuşmamda piyasalardaki yurt içi ve yurt dışı seyre bağlı olarak 12 değişiklik hakkında olduğunu söylemiştik. Fon portföyündeki ağırlığa göre 5 sözleşmesinde getirisini şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar. Kapsamlı analizlerin ve katkını için Çağlar Kızılkoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ve yurt dışında neler konuşuldu? Son olarak onu da bir ekrana getirelim BES'ten sonrasında sigorta gündemini tamamlayalım. Fitch sigorta sektörüne görünümün kötüleşebileceğine dair uyarıyor. Aslında bu not yeni değil. Hatırlayın geçtiğimiz ayda size raporun detaylarını aktarmıştık. Yine özellikle primler üzerinden baskı artabilir enflasyonist etkiden dolayı demişler. Boston Consulting sigorta endüstrisinin yıllık ortalama toplam hissedar getirisi öz sermaye maliyetinin altında kaldı demiş. Münih Re sigorta sektörünün reinsürans kapasitesinin düşmesini beklediklerini dile getirmişler ve Evertaş'ta kripto para şirketlerinin sigortalık oranının düşük olduğu konusunda uyarmışlar. Yurt dışındaki başlıklar da böyleydi. Sigorta gündemini noktalayalım. Sonrasına gidelim kısa bir araya.